bir yılı devirdik 2018 bitiyor. Biz de bu yıl boyunca bol bol yazdık, çizdik ve T24'te konuşmaya, video ile göstererek konuşmaya başladık. Bütün bunlar ne işe yarar bilmiyoruz ama yine de adettendir bu yılı bir değerlendirelim. Önümüzdeki yıla bir bakalım ve bunu da çok renkli bir insanla gerçekleştirelim istedik. Şu an evinde konuğuz. Barbaros Şansal. Hoş geldin mi diyelim. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz Biz yuvamızdayız yani. Biz inimizdeyiz. Öyle, öyle. Biz yuvamızdayız. Biz girdik o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Nasıl bir yıldı bu bu 2018 yılı? Valla pek dikilecek tarafı olmayan bir yıldı yani. <laughs> Dikiş konusundan bahsediyorum. Ee, çok dikilesi bir yıl değildi. 2017'de öyle değildi. 2009'da da Bakalım neler Bilmiyorum. dikilecek, kimler evet. diktirecek, kimler kime diktirecek yani bunları Dünyayı kim... da çok geziyorsun, <gülüyor> yaşıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bizde mi bütün acayiplik bu sorunlar, Yok. dünya da öyle dünya mi? Bir anlatır mısın bunu? Dünya bu genelinde de var çünkü bakın oyda vizyal dediğimiz görsel işitsel mesele bu iletişim devrimiyle internet vesaire wifi... Ee, Müthiş bir görsel bilgi kirliliği başladı. Algı, toplum mühendisliğinde. Yani 21. yüzyılın silahı belki de bu asıl silahı. Dünyanın her yerinde online dediğimiz dijital ortamda akla hayale gelmeyecek aspraga, sahte, algı yönetimli haber denizi var. Şimdi görülen ve duyulanlar üzerinden bir algı oluşturuluyor. Gördüğümüz her şey bizim görebildiğimiz ya da bize gösterildiği kadar. Duyduğumuz her şey bize anlatıldığı ya da bizim anlayabildiğimiz kadar. Oysa koku, doku ve tat dediğimiz üç referans ki bunu sosyal medyadan ya da internetten bulmak imkansız. Dolayısıyla görsel işitsel bir toplum mühendisliği ile bütün dünyada büyük bir erozyon. Yani niceliğin kaybolma niceliğin öne çıktığı, niteliğin kaybolmakta olduğu, bilgi, donanım, tecrübe, kültür gibi kavramların süratle erozyona uğrayıp avam bir seviyeye düştüğü bir ortam var bütün dünyada. Ha, şu da var. Bilgi Maalesef açık bilgi kaynağı çok az biliyorsunuz. Bilgi en pahalı şey haline geldi bu yüzden. Hem ulusal eğitimleri ülkelerin hem din faktörünün sahayla birleşerek öne çıkması hurafeler ve varsayımlar üzerine politikalar geliştirmeye başladı. İşte Putin, Trump, Erdoğan ve diğerleri. nitelikli olanlar, azınlıkta olanlar. Onlar iki de bir dayak yiyip içeri atılanlar, Ama yargılananlar, cezalandırılar. Bir dönem geçer. Ben iki ihtilal, üç harekat görmüş biri olarak bu ülkede bu döneminde geçeceğini biliyorum. Ve bu dönemin bıraktığı ağır hasardan dolayı hayatta kalmayı, direnmeyi başarmış olanların ileride çok daha iyi mertebelerde, çok daha saygın konumlarda alkışlanacağını da biliyorum. Peki bu dediğin genel bir prensip gibi bir şey mi? İyimser olmak gerekli. Yoksa sen bunun ışıklarını hissediyor musun? Görüyor musun? Hissediyorum tabii. Hissediyorum. En büyük kargaşalardan en yalın çözümler de var. Yani bu bir dibe vuruş bir muhabbeti duyuyorum. Ben hayır dibe vurmak diye bir şey yok. Yani öyle bir şey yok. Dip yok çünkü. Hani her gün görüyoruz. Işte. Daha derinleşiyor herhalde. Ensarda görüyoruz. Karaman'da görüyoruz, Rize Kızılay'da görüyoruz, ihalelerde görüyoruz, işçi cinayetlerinde görüyoruz, e, mecliste görüyoruz zaten e, sucuk ekmek kavgasını. Dolayısıyla bunun dibi yok. Ancak şu var, bu toplum Özal'ın bir gecede bittiğini. Unutmayalım Anapın ya da e, Mesut Yılmaz'ın kurabiye yerken basın ekspresyonunda ağzına yapışan salyadan dolayı seçim kaybettiğini unutmayalım. Deprem dedenin yılın yakışıklısı seçildiğini Mehmet Ali Birant'ın yılın en seksi adamı seçildiğini unutmayalım. Bunlar algılar olan şeyler. Türkiye'de yaşayan toplumların çoğu bir günde karar değiştirip çok hızlı dönebilen bir yapıya sahip. Dolayısıyla bir sabah uyandığımızda ...ilahlaştırdığını nefret edip... ...astığı gömdüğü bir halde... ...coğrafyamızda çok tecrübeler var. Şimdi Metin Akpınar gibi bir şey demek istemedim. Asla. Yani hani öyle almasınlar. Her şeyde bir şey arıyorlar. E, tabii ki böyle şeyler asla istemeyiz. Ülkemiz için çok olumsuzdur böyle şeyler. Ama dediğim gibi... ...halk e, kendi kararını... ...kendi verdiği gün değiştirir. Siyasetten beslenen bir yapı var. Siyaseti besleyen değil. Paradoks orada Türkiye'de. Siyaset Türkiye'de çözüm üreten değil sorun üreten bir endüstri. Dolayısıyla sıkıldığında, istediğini aldığında, zenginleştiğinde bir keçide değiştirir. Ve çok sevgisiz, çok huzursuz değil mi bütün bu kurumlar? Şimdi tabii birbirlerini sevmeden, karanlıkta ve susarak, çiftleşerek ve başkalarını hayal ederek çocuk üreten e, çiftlerin toplumuyuz. Yani o kaza kurşunlarını aşk meyvesi diye topluma sunan <laughs> ailelerin çocuklarıyız. Sevgisizlik daha aile içinde var. Yani kaç çocuk Türkiye'de annesiyle babasının el ele tutuşup yanaktan ya da dudaktan bir öpüştüğünü görebildi ki kaç çocuk babasının annesinin saçını okşadığını görebildi ki bir soru sorduğunda reaksiyon da aldı üstelik. Kötü bir şeymiş gibi hep anlatıldı. Bu sevgisizlikle büyüyen bir topluma sevgi tohumu ekmek. Niye biz böyleyiz? Niye sevgiyiz? Dokunmak, sevmek bu kadar tabu, bu Korku. kadar uzak korkular bu toplumu yönetmenin en kolay yolu yani Osmanlı dönemine de bakarsanız Selçuklara da bakarsanız Bizans'a da bakarsanız korkular üzerinden yani kaygılar vargılar, sangılar ve korkular. E bunlar yangılara yol açarlar. Yani her zaman bir korku ay tutuklanırım ay işimden olurum ay işte ev sahibi beni evden atar ay kömürüm gelmez ay işte rüşvet almazsa ben katıma çıkamam hep bir korku imparatorluğu üzerine inşa edildiği için ama bütün imparatorluklar içe çöker. Manyalar ve fobiler arasına sıkıştığı zaman insan yani tutkular ve korkular yani idefiksel o zaman kendi kimliğini kaybeder. Dolayısıyla bana göre korku çok saçma sapan bir şey bir tek insana ait bir şey ve aptalca korkuların peşinden gitmelerini tavsiye etmiyorum yani. Ve korkuyla nefret de ikiz kardeş gibi galiba. Az önce... medres. Metres. Metres. Onlar metres karı peki. koca değil. Korkuyla cürüm karı koca. Cürüm kötüdür ama adaletsizlik cürümden de beterdir ki günümüz Türkiye'sinde adaletsizlik ve hukuksuzluğu hiç tarihte görülmediği bir boyutta izlemekteyiz. Bu nefretten yine de bir şey sormak istiyorum. Doğaya nefret. Hayvanlar az önce konuştuk çekimden önce Türkiye gibi bu kadar hayvanlara bu kadar zulüm eden, onlara tecavüz eden herhalde az şey vardır. Ya, bütün dünyada pedofili ve zoofili var. Ee, bu sadece bir ırka, bir millete ya da bir devlete atfetmek çok doğru değil. Mesela Brüksel'de de parkta bir midilliyle iki eşek vardı çocukların bindiği belediyenin. Bizden neyi bakılırlardı. Maalesef ki bir tecavüz vakası Türkiye kökenli biri tarafından gazetelere düştü. Bu olabilirdi. Bunu Belçikalı da yakalanabilirdi. Fakat acı olan kısmı Türkiye kökenli avukatın mahkemede bu hayvana tecavüz eden kişiyi savunurken efendim geldiği coğrafyada bunlar çok normal davranışlardır. Az ceza verilmesi Eyvallah. gerekir demesiydi. Normlarımızı savunuyoruz yani. Yani, yani oradaki bir hukukçunun bile Türkiye'de hayvana tecavüzün, cinsel istismarın doğal olduğunu mahkemede telaffuz etmesi ve çok vatanperver olması vatanın ağzına s sen şimdi mahkemede yani. Dolayısıyla bu kabalık, nobranlık ve hoyratlık bir miras galiba bu topluma. Nezaket, efendilik ve terbiye çok prim yapan bir şey değil. Ee, değişir. Bu ikinci dediklerin nezaket, terbiye, ya olumlu olanlar çok ufak bir azınlık mı bizde? Artık azınlık, ee, artık Türkiye'de bir kere Türkiye burjuvası hiçbir zaman olmamış bir ülke. Yani Cumhuriyet devrimleriyle birlikte işte 1920, 1900 diğer 20, 1915, 1931, 1944, 41 olayları işte Çorum, Maraş, Sivas vesaire Türkiye'de bu ulusallaşma, millileşme ve İslamlaşma hamleleri içinde bütün azınlıkların sistematik olarak son 90 yılda imha edildiğini görüyoruz. Farklılık ve çeşitliliğin olmadığı yerde zenginlik ve bereketten bahsedemezsiniz. Tek tip en büyük stresi getirir. Hitler'de Tek tip denedi. Bakın sonu ne oldu? Şimdi bu toplumda e, ekaliyetlerin, diğerlerinin mallarına çöken Yürümeyen arabalar ve yürüyen çamaşır makineleri yaparak telifsiz zengin olan aileler mi istersiniz? Yabancı sermayenin muhasebeciliğini yaparak kara parayı sisteme sokan büyük holdingler mi istersiniz? E, tost büfesinden müteahhitliğe çıkıp oradan da iktidara ihaleye yürüyenler mi istersiniz? Yani e, liyakatın olmadığı, altyapının olmadığı bir yerde doğal olarak terbiye, nezaket, görgü kuralları prim yapmaz. Çok bir anekdot örnekleme vereyim. Bir akşam Feriye'de bir akşam yemeğine davetliydik. Çok üst düzey insanlar var. Bir tane de Kempinski Oteli'nin e, muhasebecisi bir bey var. Masada ustamız Yıldırım Mayrık beyefendi de var. E, çok da düzgün insanlar var. Kaba davrandı masada çok. Hem Yıldırım Bey'e hem diğerlerine. Yıldırım Bey de ertesi günü atölyeden yardımcımızı İstiklal Caddesi'ne alayıp görgü kuralları kitabı arattırdı. Bir yayın evindeki bir kitapçıda bir tane bulabildik. Görgü kurallarının da her harfi başka renk ve başka fontla yazılmış. Yani görgüsüzce. <laughs> Aynen. Bu kitabı aldı şahsa hediye olarak yolladı. Evet. Bir görgü kuralı kitabı bile bulamıyorsunuz. Eğitim 7 yaşında aile içinde tamamlanır. Kıçını yıkamak, ağzını şapırdatmak, burnunu karıştırmak, gaz çıkartmak, Küfür vesaire toplumun avam, nobran her şeyi e, 7 yaşına kadar öğrendiğiniz düzgünler içindedir. İlkokula başladığınız andan itibaren sosyal hayat başlar. Ben ilkokula ilk başladığımda sağdaki arkadaşım silgimi çaldı, soldaki arkadaşım pipisini gösterdi, sosyal hayat başladı. Ailem bana bunları öğretmemişti. Ben kırmızıda durmayı öğrenmiştim. İlk kırmızıda durduğumda eziliyordum ben Türkiye'de yani. Dolayısıyla toplum, çekirdek aile ve toplum ahlakı arasındaki köprüler kopmuş olduğu için ve toplumun önüne başka bir açıda kültür, sanat ve felsefe tabii toplumu en çok etkileyen şey. Daha önceden bir Sevim Tanürek olmak, bir Behiye Aksoy olmak, bir Müzeyyen Senar olmak, bütün marjinalliklere rağmen bir prosedür, bir emek ve bir takdir zinciri gerektirirdi. E artık yılın annesi Gürben Ergen bu ülkede. Peki sen bu eğitimsizlik ve görgüsüzlükle karşılaştığında, yorulduğunda, bıktığında ne yapıyorsun, nasıl kurtuluş arıyorsun kendine? Hobilerimi profesyonelliğe çeviriyorum. O yüzden meslek bırakmaya karar verdim. Yani Türkiye ya soyunuyor ya örtünüyor. Artık tayyör, redingot, manto bunları konuşmuyoruz bile. Türk kadını sabah evden çıkarken eltisinin düğününe gider gibi full makyaj, payet pul. E akşam düğüne geliyor pantolon, ceket. Yani yerine göre giyinmeyi bilmeyen bir toplum yerine göre davranmayı da bilmeyecek tabii ki. Ve e, bakıyorsunuz kadın son derece bakımlı, topuzlu, örtülü, saçlı, şık. Yanındaki adama bakıyorsunuz, karpuz kesecek neredeyse. Bir kadının şıklığını yanındaki erkek belirler. Türkiye'nin sorunu erkeklerinde. Kadınlarında değil. Kadınlar Türkiye'de sokağa çıktı. AKP'nin bana göre yaptığı en büyük devrim kadını sokağa çıkartmasıydı. Bilemedi. Bir daha o kadını içeri sokamıyor şimdi. Peki bu ortamda moda tasarımcısı Barbaros Şansal. Terzi yamağı. Terzi yama. Yamaklıkta kalıyor ve bırakıyor mu olayı? Bırakıyoruz. Evet. Yani. Bu sene Yıldırım Mayrık olarak tasfiye kararı aldık. Satmıyoruz, kapatıyoruz gömüyoruz. İleride belki gene markamızı bir gün Türkiye'nin şartları müsait olursa kullanırız ama şu an için gerek yok. E çok kısaca da olsa bahseder misin o profesyonelleştirdiğin hobilerin Ya da ne iş yapacaksın? Aa, bir sürü iş yapıyorum. Mesela şimdi ilaç endüstrisine girdim İsviçre'deki yatırımlarımda. Belçika'da eğitim, kültür üzerine projeler yapan, bienaller hazırlayan şirket temsilciliğimizi açtım. Oturma çalışma ismi aldım. Kuzey Kıbrıs'ta e, bir emeklilik evi bitirdim. Kavga, Kavga dövüş Kuzey Kıbrıs çok acayip bir yer biliyorsunuz. Ee, Türkiye'nin arka bahçesi. Orada bir yer bitirdim. Ustamızı, yardımcılarımızı, emektarlarımızı, evcil hayvanlarımızı bir kere güvenli bir bölgeye çekelim. Çünkü artık maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nde e, halklara ücretsiz olarak verilmesi gereken ve bunun karşılığında vergi toplanmasına olanak kılan eğitim, sağlık ve güvenlik, güvenlik hukuk da biliyorsunuz, tamamen kullanılmaz ve paralize vaziyette. Dolayısıyla ifade özgürlüğü, can güvenliği ve vücut bütünlüğü dokunulmazlığı konusunda hassasiyetim var. Yaşadığım tecrübelerden de biliyorsunuz. Artık maalesef ki ülkeme güvenmiyorum. Ee, güvenmediğim bir yerde de insanlara güven veremem. Dolayısıyla yeni hayatlar, yeni ufuklar bir de hak eden toplumlarla paylaşmanız gerekiyor. Yani kusura bakmayın ama Türkiye Cumhuriyeti hak etmiyor bu bilgiyi, bu görgüyü, bu tecrübeyi. Hak etmiyor çünkü takdir etmiyor. Yani ben o 50'den fazla üniversite konferansı, 8 ulusal öğrenci kongresi, bütün Anadolu'yu öğrenci evlerinde, çekyatlarda, elektrik sabalı evlerde geçirdim 10 yılımı. Ben o çocuklara bir şeyler verebilmek için. Çünkü onların onlara ulaşma imkanı yok. Yani Kütahya'nın Gediz ilçesinde, işte bir tarlanın ortasında moda tasarım meslek yüksek açıp bina yapmakla oradaki çocuklar, yani bakkal vitrin dışında bir şey görmeyen insanların bu işler görgü kültürdür. Bu işler mimaridir. Yani her zaman kendimi tekrara düşmek istemiyorum ama iyi bir kreatör bu işi yapan biri. E, kanunlarını bilmezse yani merdiven basamağının 17 santim yükseklikte 25 santim derinlikte olduğunu bilmezse eteğe yırtmaç açamaz. Şimdi bununla birlikte e, bu sistemini, ülkeye bu sistemini kaydetmekle birlikte ilk tanıştığımızda da sormuştum. Ya o kadar imkanı olan birisin. Üstelik değişik yerlerden de pasaport teklif edilen birisin. Ama Türkiye pasaportunu da ülkeyi de bırakmıyorsun diğer taraftan. Niye bırakayım? Bu benim kamburum da olsa ben bunu donanıma çeviririm. Ben TC vatandaşıyım. <laughs> ben bu ülkede doğdum. Ben düşündüğüm dilde sevişirim. Düşmanımın dilinde savaşırım. Elin insanı bana kimlik, pasaport, vatandaşlık teklif ederken benim yüzü suyu hürmetime onu etmiyor ki. Beni ülkeme karşı kullanmak üzere bunu yapıyor. Biliyorsunuz yurt dışındaki gerek Reichstag Berlin parlamentosu gerek İngiltere'deki bütün dünyadaki politik e, ilişkilerim ki 15 gün önce Hent'te Önder Küçükeroğlu ile biliyorsunuz sınır tanımayan gazetecilerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2018 ve Türkiye oturumundaydım. Ben orada Türkiye'yi yerenler safında değilim. Ben orada Türkiye'yi gerçek, laik, çağdaş, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye'yi anlatanlar sınıfındayım. Bunu da anlatabilmem ve saygınlığımı korumam için önce kimliğimi korumam gerekir. Bir yere sığınarak, birinin gölgesinin altına gelerek bir şey yapamazsınız. Devletler fildir yatağa girilmez. Zevkini yapar yorgun düşer. Uykusunda döner ezer geçer. Bir de kaka yaptığını düşünün. Altından şnorkelle çıkamazsınız. Boğulursunuz orada ondan sonra. <laughs> Bundan sonra daha çok dışarıda mı yaşayacaksın? Ara sıra gelecek misin? Geliyorum. Liseye... Arada gidip geliyorum ülkeme. Tabii ki geliyorum. Çünkü burada yatırımlarım var. Taşınmazlarım var. Geçmişim var. Dostlarım var. Hala belli idealleri, aydın görüşleri taşıyan insanlar var. Onlardan elimizi çekemeyiz. Gidip geliyorum ama böyle devam ederse Türkiye Cumhuriyeti herhalde gelemeyeceğim yani gelmek istesem de gelemeyeceğim durumlar ortaya çıkabilir. Nitekim bu cimer, bimer bilmem ne böyle e, gizli tanıklarla. 15 gün önce Sezgin Tanrıkulu da girdi davama. Helal genelevi davasından beraat ettim. Yani hani böyle çok saçma sapan şeylerle, tebligatlarla vakit kaybıyla uğraştırıyorlar. O zaman ne yaparsınız? Ben 62 yaşındayım. Dört dil okur yazarıyım. Eğitimliyim. Bilgi birikimim, tecrübem var ve konusunun dünyadaki sayılı uzmanlarından biriyim. Yani ben 110 renk bilim adamından bir tanesiyim dünyanın kabul ettiği. Drape, brode ve ot kutürde 52 yıldan fazla tecrübem var. Düşünün Özal, Çiller, Yılmaz, Erbakan, Sezer aklınıza gelen Cumhuriyet tarihinin bütün başkan eşleriyle çalışmışım. Bütün medya patronu eşleriyle, bütün astrolistleriyle, bütün zenginleriyle çalışmışım. Uluslararası anlamda da Zeki Ahmet Yaman ile Helmut Kohl'un ailesiyle, Tuta ailesiyle, Maria Schneider'le bir sürü insan. E bu bilgi birikimini de hak eder toplumlarla paylaşırım. Peki yine de söyleşimizin başında umuttan bahsetmiştin. Onu hatırlatmam gerekiyor. Ama umutsuz değilmiş onu diyorum. 19'la ile ilgili düşüncelerini, umutlarını, mesajlarını alarak alalım, kapatmak istiyorum. Ee, Noel Baba'yı bekliyorum. Yani. Ne e, getirecek? O hala dul ve bakireyim. O yüzden Noel Baba'yı <laughs> bekliyorum. İşimiz ona kaldı. Ee, falan yıllar hicri, rumi, miladi beni çok ilgilendirmiyor hiçbiri. Çünkü ben hiçbirine yakın değilim biliyorsunuz. Ben o inanç sistemlerini reddeden bir insanım. Akıl ve mantıkla hayatı sürdüren kainata ve karmaya inanan bir insanım. 2018-2019 fark etmiyor. Görünen köy kılavuz istemiyor. 2019 Türkiye için gerçekten ciddi ağır travmalı zor bir yıl olacak. Ben size bunu söyleyeyim. Şubat ayından itibaren çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalacaksınız. Hem sosyolojik hem ekonomik. Bunu ben nereden biliyorum? Dünyanın bütün büyük haber ajansları ve parlamentolarından biliyorum. Buraya göre ...dış mihraklardan biliyorum. Dış mihraklar buranın kötülemesini istemezler. Çünkü üçüncü kapitülasyonları yaşıyor Türkiye. Her şey peşkeş çekildi ve onlara satılıyor. Onlar o yatırımlarını battal etmezler. Onlar sizi hasta yatağınızda tutarlar. Hasta mı yatmak istiyor Türkiye? İyileşip ayağa kalkmak ve yarınlara mı yürümek istiyor? 2019 bunun karar verildiği yıl olacak Türkiye için. Umarım herkes sağlıklı olur, mutlu olur, varlıklı olur, huzurlu olur ve güvende olur. Bu bir temenni ama... Benim şahsi kanaatimdir. Herhangi kimseyi e, itham etmek istemiyorum. Bana çok aydınlık gözükmüyor 2019. Hastanın iyileşmesi daha sonraya mı kalacak? doktor? Ama sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar? Karanlıklar. Sen mi? epeyce de yandın. Türkiye'de, ya, Kıbrıs'ta. Ben ışıdım. Onu karıştırıyorsunuz. Ben ışıdım, ben aydınlattım. Sorun değil o darbeler, linçler, haksız tutuklamalar, haksız ithamlar, hedef göstermeler. Bunlar benim için çok sorun değil. Bir gün değer verdiğim insanlar benim için böyle konuşursa ben onu önemserim. O bahsettiğiniz şahıslar alafranga helayı alaturka kullanan insanlar. Onlar nerede? Ben neredeyim? Neredeyiz? Benim Boğaz'daki villamdayız. Onlar nerede? Gazetesinin, patronunun, bakanlığının verdiği arpayla TOKİ konutlarında. Ama sen de bu villaya gelene kadar geçtiğin yollar arasında hapishane de var. Kaç ay, birkaç ay kalmıştım ya. Silivri 56 gün var, O evet. Sansaryan Han var, Gayrettepe var, Beyoğlu var, Zihrevi var, Selimiye var, 1980-12 Eylül'ü var. Ee, ama ben işte o zindan hücrelerini makam odasına çevirmeyi başarabiliyorum. Metaforlar kurmazsanız hayatınızda hayatınızı süsleyemezsiniz. Hayat çünkü kendi içinde bir kütük zaten yani ağaç kütüğü gibi doğacak, beslenecek, büyüyecek. İsterse ürüyecek, yaşlanacak ve ölecek. Bu bir tabiat kanunu her canlı için. Siz yaşadığınız o süreci ne kadar doldurup değerlendiriyorsunuz? Onunla ilgili. Kısadan hissesi hayatınızda kimlerin ve nelerin kalacağı değil, kimlerin ve nelerin çıkacağı meselesi. Harika. 2019 öyle bir yıl olsun. Harika. Burada bitirelim. Sende de yok sihirli değnek her şeyi bir anda. Var var bende bir <laughs> değnek var Ama... ki acıtıyor. <laughs> Ama burada bitirelim. Sonrası <laughs> biplere girebilir. <laughs> Pek çok teşekkür Evet. ederim. imkan evet. verdiniz kendimi ifade özgürlüğü verdiniz zor bulunan bir şey bu artık günümüzde ben teşekkür ederim T24'e Hakan Bey ve bütün ekibi emekçiler de bu arada kamera arkasında lütfen bizi değil onları izleyin <laughs> onlar maaşlarını <laughs> daha alamadılar <laughs> T24 ödüyor peki kısaltmaya yay, yayını kesmeye artık ihtiyacımız var ağır e, hassas konulara giriyoruz şaka bir yana Gerçekten bu yılın getirdiği bize çok şey var. Acı tatlı, epeyce acı. Çok şey var ama e, pek çok şey de yaptık. Şu an yapmakta olduğumuz, tamamlamakta olduğumuz yayında... ...Tayyüm yeni başladığı video söyleşi uygulaması ki... ...sadece birkaç ay oldu. Bunun bir örneği. Adım atıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Gazetecilikte ne yapmadık sonları yapmaya çalışıyoruz. Şartlar el verdikçe şartları zorladığımız ölçüde... E, ...bu hoş e, sohbetle e, bu yılı bitirelim. Önümüzdeki yıl yeni söyleşilerle, yeni sohbetlerle devam edelim. İyi yıllar.